Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 18650 kapasite ölçer, lityum pil ölçer, kapasite ölçer yapacağız arkadaşlar. Bunun altına böyle MDF bir 8 milim sunta kestim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modülle beraber gelen 2 tane 5 watt direnç vardı. Ben bir tane daha ilave ettim. 5 watt 3 tane direnç taktım arkadaşlar. Isıyı soğutabilmek için bilgisayar kup fan soğutucularından taktım arkadaşlar. Lehimlerimi sağlayalım. 15 wattlık bir direnç elde etmiş olduk. Bu daha çok ısınacağı için fanlı yapmayı düşündüm arkadaşlar. Böylelikle daha çabuk deşarj bitecek. Böylelikle daha çabuk sonuç alacağız arkadaşlar. Bunların dağınık parça parça olması yerine hepsini bir laminat parke üzerine 8 milim vidalayayım, toplayayım dedim arkadaşlar. Hem daha düzenli olması için gayet de güzel olacak inşallah. Videomu beğenirsiniz. Bize destek olun. Kanalımıza abone olun. Modülün vidalama yerlerini deliyorum arkadaşlar. Bağlantı içinde bilgisayarlarda da kullanılan bakır bağlantı ayakları kullanıyorum arkadaşlar. Hem modülümüz yukarıda duracak hem de sabitleyeceğiz. ...18650 pil yuvasını da laminat parkeye vidalayarak sıkıyorum arkadaşlar. Hem yapıştırdım hem vidaladım. Daha sağlam olması için pillerimizi buraya takacağız. Modülümüz de laminat parke üzerine vidasını sıkıyorum arkadaşlar. Bağlantılarını yapıyorum. Modülün arkasında R'ye yazan yerler dirençtir arkadaşlar. Bataryanın da negatif ve pozitif olan yerlerine bağlantısını bağlıyorum arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bağlantıları yanlış yapmayın. Modüldeki bağlantı bölümündeki yerlere doğru bir şekilde bağlayın arkadaşlar. Laminat parkeme soğutucu fanımı da sabitliyorum arkadaşlar. Dirençlerimiz ısındığı zaman 3 tane direnç kullandığımız için 5 watt 15 watt yani. Onları soğutmamız için fana ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden fan taktım. Soğuması için gerekiyor arkadaşlar. Bağlantılarını güzel bir şekilde sıkın arkadaşlar. 18650 piller tehlike yaratabilir. Herhangi bir kısa devrede patlayabilirler. Allah korusun. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bağlantımız tamamlandı. Fanımız için de ayrıca bir mikro USB takacağım arkadaşlar. Onu doğrudan lehimleyerek aynı şekilde cep telefonu bataryasıyla 5 volt 1 amper çalıştıracağım arkadaşlar. Evet. Ucuna lehimledim arkadaşlar. Kapasite ölçerimiz tamamlandı arkadaşlar. Bağlantılarını bu şekilde modüle göre bağlayarak yaptım. Bu şekilde elimde 5 volt 1 amper çift girişli adaptörüm bulunmakta. Birisiyle fanı çalıştıracağım. Diğeriyle de modülümü çalıştıracağım. Evet arkadaşlar, pillerimizin kapasitesini ölçeceğiz. Siz de böyle uygun fiyata alıp pillerinizin kapasitesini ölçmeniz gerekiyor. Pillerimiz zamanla bitiyor arkadaşlar. Bir pilin 10 sene ömrü var. Tabi kullandıkça bazıları daha çabuk bozuluyor. Bunların kapasitesini ölçüp sağlam mı değil mi bu şekilde kontrol edip pilleri öğrenebiliriz arkadaşlar.
Bu modülü herkese tavsiye edebilirim. Uygun maliyette 40-50 TL falan civarında mal oluyor arkadaşlar. Alabilirsiniz, yapabilirsiniz. En azından bir batarya aldığınız zaman pillerin sağlam mı değil mi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, modül gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Daha net gözükmesi için üzerine film koydum. Modülü almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Gayet güzel sonuçlar veriyor. Güzel ölçümler yapıyor. Buradaki amaç pilin içindeki kapasiteyi ölçerek, dirençlerle ısıtarak, fanla soğutarak içinde ne kadar kapasite olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. Kapasite durduğu zaman, ölçüm durduğu zaman arkadaşlar içinde ne kadar mah kapasite olduğunu bize LCD ekranda söylüyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. mAh. Abone olun, bize destek olun. Allah'a emanet olun.